Tam 100 yıl oldu. 100 yıl önce bugün daha önce hiçbir araya gelmemiş 300 kadar insan Ankara'da toplandı. Buluştukları yer Bozkır ortasında küçük bir kasaba. Kasabanın ortasında eski bir binaydı. Fesli memurlar, kalpaklı askerler, sarıklı hocalar, poşulu aşiret reisleri, külahlı çelebiler ama hepsi inançlı temsilciler yan yana dizildi. Bambaşka coğrafyalardan, değişik etnik kökenlerden, taban tabana zıt siyasi görüşlerden geliyorlardı. Farklı istikbal hayalleri vardı. Ama bir hedef hepsini birbirine bağlıyordu. Hasta adam denilen işgal altındaki ülkeyi esaretten kurtarmak, kurumuş toprağa bir umut ekip yeni bir hayat başlatmak. Meclis bu umudun kâbesi, çaresizlerin çaresi olacaktı. Yetkili olan Başkomutan Mustafa Kemal'di, yetkiyi veren meclis. Savaşan orduydu, savaşı yöneten meclis. Yaklaşan düşmanın top sesleri duyulduğunda bile tartışmaktan geri durmadılar ama meclisi de kapatmadılar. Her karar meşruiyetini meclisten aldı. Her eğilimin temsil edildiği o meclis sonunda dünya çapında bir lider ve çağdaş bir cumhuriyet doğurdu. Yüzyılda çok yolu alındı, yolda nice zaferler kazanıldı ama ne yazık ki sonunda yine o baştaki hasta adam haline, despotik bir sultanlık rejimine, baş edilemeyen cahilliğe, fakirliğe gelindi. Çare arayanlar için 23 Nisan ruhu bir modeldir. Şunu gösterir. 1. En umutsuz anda bile kararlı bir direnç mümkündür. 2. Yapılacak çıkış, meşruiyetini ve gücünü her eğilimin temsil edildiği bir birliktelikten almalıdır. 3. Birlik olmak, farklı olmanın engeli ya da alternatifi değildir. Temel amaçtaki uzlaşma tüm farklılıkları kucaklayabilir. Bu ülkenin kuruluşunda birbirinden ayrı akan derelerin kollarını aynı nehir yatağında toplayıp büyük denize akıtan bir birliktelik ruhu, bir dayanışma gücü, bir örgütlülük bilinci vardır. Bir tek 2013 yazında Gezi Parkı'nda yeniden doğuşuna tanıklık ettiğimiz o muhteşem kardeşlik ruhu. Bugün işlevini kaybettikçe meclisin, örselendikçe cumhuriyetin, ezildikçe demokrasinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Sorunu da, çareyi de biliyor, görüyoruz. Şimdi yeni bir kuruluş programı yazıp yeniden kurtuluş değerlerine dönmenin vaktidir.